Kendisinden 43 gündür haber alınamıyor. Abisi aramızda. Kadriyeciğim, konuklarımızı şey yaparsan Tunç Beyleri de buraya alacağım demin söyledim ya. Şimdi abi arıyor. Çünkü Veysi Bey valla Allah sizinle yardımcınız olsun. Çünkü anladığım kadarıyla siz kardeşinizin hayatından şüphe ediyorsunuz. Evet. Ne olduğuna emin değilsiniz. Anlatır mısınız? Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani kardeşiniz evli. Çocuğu da var mı? Var. Evet. Var. Kaç çocuğu vardı? İki çocuk. İki anne. Kaç yaşındalar onlar? Aynı evde yaşamıyorlar mı? Aynı evde yaşıyorlar efendim. Kaç yaşındalar? Biri 20 yaşlandı. Biri de 19 filan. Tamam. Nasıl çıkmış kız kardeşiniz evden? Biri orucu tuttuktan sonra bir sabah eniştenin deyişine göre kocası enişteyi işe uğradı. Büyük olanı işe uğradı. Ondan sonra kocası giderken arkasına el salladı diyor enişte. Ufak olanı da işe uğradı bu şekilde. Ben bu şekilde duydum. Ha yani eşini çocuklarını uğurluyor. Evet. Sonra da evden gidiyor. Hı. Enişte kayboldu, olmadı. Olduktan sonra bu şekilde dedi bana. Çocuklar ne dediler? Çocuklardan bir şey duymadım. Konuşmadı mı? Konuştu da bilmiyorlar bir şey. Onlar da yani zaten babalarını doğrular. Yani şu anda okuldaki sizin enişteden şüpheler, yani damadınızdan şüphelenmesinin nedeni eşi İsmail'den kız kardeşinizin şiddet gördüğünü bilmeniz, öyle mi? Evet. Bir de aksi bir adam demişsiniz onun için. Aynen. Ne aksilik yapıyordu? Bazı durumlarda eve akşamları gelirdi, içki alırdın, alkol alırdın. Alkol içebilir herkes de, alkol içince kötü mü etkileniyordu? Bazı etkilerdi. Mesela demişsiniz yani, ki pişirdiği yemeği evet, beğenmez, öyle aynen mi? Yaptığı temizliği beğenmez. Aynen öyle. Ha, sizin yanınızda bile demlediği çayı beğenmediği için kız kardeşiniz de küfür etmiş. Aynen. Nesini beğenmiyor çayını anlamadım ben. Bilmiyorum işte efendim. Çay çaydır ya. O zamanlar kardeşime sorardım, hiçbir şey belirtmezdin. Siz de kardeşinizle aslında yakınmışsınız. 5 kilometre uzaklıkta Antalya Kemer'de yaşıyorsunuz. Evet. Hanife Hanım'ın eşi de telefon attım zaman. İsmail, İsmail Bey günaydın. Alo. İsmail Bey de demiş ki Hanife evden giderken 20 tane 17 gramlık, 17'şer gramlık 22 ayar bilezik, 10 bin lira nakit para, rahmetli annemden de kalan ziynet eşyalarını alıp gitti diyormuş. İyi öyle kaçtıysa iyi yani öyleyse de. İsmail Bey. He, Veysi Bey mi onunla ilgili konuşunca sinirlerim kapatmış? Ha şimdi tamam, sinirlenecek bir şey yok. Siz de çay için küfür ettiyseniz etmeyeceksiniz. Bir de çayın nesini beğenmiyorsunuz? Çay çaydır işte yani. Öyle beceriksiz bir kadın mıydı? Beğenmiyorsa çayını da kendin demleyeceğim bir daha ayrıca yani. Ne yapayım şimdi? Ha, çay demlemekte ne var? Suyu koyuyorsun üzerine, çay koyuyorsun işte yani. Herkes her şeyi de mükemmel yapacak diye de bir kural yok dünyada yani. Ne oldu, bağlandı mı? E bak bir sürü de şey almış yanına Veysi Bey. İsmail Bey. Efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Şimdi enişteniz diyor ki Veysi Bey çok sinirli bir adamdı. Kız kardeşime bir şey yapmasından endişe ediyorum. Siz de diyorsunuz ki evdeki bir sürü ziynet eşyasını alıp gitti, öyle mi? Aynen. Peki hiç aradı mı size? Bayağı da gün olmuş. 1,5 ay olmuş. Valla ben gittiği gün ben aradım. Ben altınlarımı aldım, evden ayrıldım dedi bana. Ha, siz konuştunuz. Gittiği gün. Gittiği gün. Peki neden ayrıldığını söyledi? Vallahi ayrılma sosyal medya. Ha, ne var sosyal medyada? Sosyal medya, kaç lira hesabı var, tonlarca takipçisi var. Yani ha, TikTok mu vardı? O takipçi nereden evet oluyor? TikTok'tan mı oluyor? Aynen. Ha, TikTok'ta takipçileri falan var. Aynen. Siz de takip ediyor muydunuz eşini TikTok'tan? Hayır. Hesabı sahte hesap. Ha, size söylemiyor. Tabii. Ha. Telefonundan görebilirsiniz. Ama şeyini bilmediğim için göremiyorum. Göremedim ama sonra gittikten sonra çocuklar gösterdi. Ha, siz şifresini mi bilmiyordunuz telefonunun? Ha, tabii. Vermiyor muydu size şifresini? Hayır. Siz bu kadar aksi adam nasıl karınızın telefonunun şifresini bilmiyorsunuz? Vallahi az önce oradaki şahıs biraz bir şeyler konuşuyor ama yani saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Aksiymişim, sarhoşmuşum.
ne bileyim yemeklerini beğenmezmişim. 23 yıl boyunca nasıl biz beraber kalmışız bugüne kadar? Beğenmemişim, sarhoşmuşum, ne bileyim. Yani 23 yıl boyunca nasıl biz 2000'de evlendik? 23 yıl boyunca nasıl bu kadın bana tahammül etmiş de 23 Mart'a kadar? Niye 23 Mart'tan önce gitmemiş? Ama şimdi bu tahammülün sınırını tartışabilirim sizinle. Herkesin bir tahammül sınırı var mesela. Bazısı çocuğum büyüsün diye bekler. Bazısı TikTok'ta takipçim olsun diye mi bekliyor artık bilmiyorum da. E o zaman bu TikTok'tan para da kazanıyor muydu? Hanımefendi ben TikTok'taki hesaplarını bilmiyordum. Ha, sonra bana çocuklar gösterdi. Bana TikTok'ta, Messenger'da hesabım yok diyordu. Hmm. Resimsiz gül resmiyle. Şey biliyordu, çocuklar birkaç severi görmüşlerdi bu TikTok'a girdiğinde. Küçük oğlan söyleyeceğim babama demiş, öldürürüm seni sakın öyle bir şey yaparsan öyle bir hata yapma demiş. Çocukları korkutmuş. Peki TikTok'ta ne yayınlıyor da bu kadar takipçisi oluyor? Hanımefendi bilemiyorum işte ben hesabını bilmediğim için, TikTok hesabını bilmediğim için. Anladım. Ne paylaştığını bilmiyorum. Yani sahte bir hesabı nasıl takip edebilirim ben? Neden zaten sizin eşinizin sizden gizlice TikTok hesabı açtığı zaten aslında bence konu. Vallahi bilmiyorum ya. Yani tabii ki hepimiz birbirimizle sürekli vıt 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 kontrol edecek halimiz yok yani. Hani neden? Ay yani böyle bir şey de yok. Ay sürekli de insana bunaltıcı bir şey bu yani. Sürekli alıp da onu bunu kurcalayacak. Ama telefonun söylersin. Şifresini bilmemeniz hakikaten tuhaf. Enteresan yani. Tuhaf hani 23 yıllık karınızın siz nasıl telefonun şifresini bilmiyorsunuz tabii orası bana enteresan geliyor. Ne diyorsun Veysi Bey? Vallahi ben bir şey söyleyeceğim ama şimdi kardeşim yanına ne zaman geldiysem kardeşim hiçbir o şekilde şeylerle görmedim. TikTok oynayır vaziyette görmedim. Sadece Demre'deki ablamla, yayladaki ablamla görüntülü görüşmek görürdün, konuşurdun. Öyle bir kadın değildi yani. Hayır, öyle bir kadın değildin kardeşim. Yani aslında İsmail Beyciğim, soru şu yani konu şu, abisi burada diyor ki benim de diyor damat sinirli bir adamdı. Hani buna bir şey mi yaptı? Ondan sonra da hani arkasından da TikTok'u vardı. Yok evdeki altınları aldı diyebilir. Biz bilmiyoruz ki diyor hani aldı mı almadı mı TikTok'u var mıydı yok muydu? Aslında onu soruyor. Siz arıyor musunuz eşinizi? Müge Hanım. Efendim. Siz beni... İşte deminden beri kim konuşuyor deminden beri? Demek ki bak senin de var demek ki lanetliğin abi bak işte demek işte var var var. İşte bak tatlı dil başka bir şey. Siz arıyor musunuz eşinizi? Bak şimdi benim iki tane sahte hesabım olsa nasıl takip edeceksin sen beni? Nasıl bileceksin? Sen hesabınızı bilemem de şifrenizi bilirim. Ya telefonun ekran kilidi yoktu zaten. Ben var ekran kilidi var demiyorum. Ha. Ekran kilidi yoktu zaten. Kullanmıyor ekran kilidi. Ha. Ya bu insan zaten Antalya'da yaşıyormuş. Yani bunun nesini arıyoruz biz? Ha yaşıyor mu? Siz haberdar mısınız nerede yaşadığından? Dün dava açmış bana. Celti geldi. Boşanma davası açmış. İyi, niye söylemiyorsunuz Veysi Bey? Adam öldü mü diye kaç gündür burada? Dün söyledim ben hanımefendi. Aradım ekibinizi. Hayır Veysi Bey'le niye konuşmuyorsunuz ki siz damadınızla? Sor bakalım dün aramamış mı? Arada beni söyledim ben orada. Benim hiçbir haberim yok abla. Ha? Hiçbir haberim yok benim. Hiçbir peki. Şeyden haberim yok. O diyor ki söyledim diyor Veysi'ye diyor. Hayır hep yalan. Bak kardeşim kaybolalı yani bir aydır. Aynı konuyla ilgili insanların nasıl birinin söylediğini kaybolalı hiçbir haber alamıyorum. Anlayamıyorum yani. Ha? Kaybolalı bir aydır ben oruç mu tuttum, iftar mı yaptım, sahur yemeğim yedim. Ben de bilmiyorum ablam. Tamam o zaman size boşanma davası açtıysa avukatı var mı acaba? Siz bize onu bir şey avukatıyla konuşalım. Sen en bir şekilde avukatıyla. Şimdi kendisine kaç sefer sorduğumda. He. Bir sorduğumda Fethiye'de dedi. Fethiye'deymiş dedi. Bir sorduğumda Burdur Bucak'ta dedi. Bir sorduğumda Antalya'da dedi. Yani... Bir sorduğumda da bu siz de o yüzden bilmem nerede İzmir'lerde dedi. Kimlerle? Buyur. En son ne dedi? En son Antalya'daymış dedi.
Dur bakalım, boşanma davası açılıyorsa Kadir'cim bir alır mısınız onu, eğer beyefendinin de varsa? Mesela avukatı kim, konuşalım, hayatta mı değil mi? Veysi Bey'le bir konuşsun. Kapatır evet. Şu anda bu zaman şunu da yani karısı gittiği için sinirli. Lükran abla. Şunu da sormak istedim. Şimdi bir aydır iki tane telefon kullanıyor benim bacım. Bu iki tane telefona ebedi bir aydır ulaşılmıyor. Sonra ben buraya geldiğim gün otelde aradım ikinci telefonu. Bacımın oğlun da çıktı telefon. O zaman bir ay kadar niye saklanıldı madem ikinci telefon abla? Anladım. Sen hiçbirine güvenmiyorsun. Açıkçası ya, ben de sesini duymadan kimsenin sözüne güvenmem artık. Hani bu programı yapmadan önce inanır mıydım? İnanırdım. Artık inanmıyorum. Kimse kusura bakmasın çünkü her şeyi görüyoruz yani. Siz onu anlatıyorsunuz. Benim aklıma Sevil geldi Ankara'da, annesini öldüren falan filan. Bak hala çözülemeyen bir cinayet. Niye çözülemediğini yine anlayamadığımız. Aklımdan tabii sizi anlatırken o kadar çok şey geçiyor ki insanın içine kötü bir şey gelmiyor. Ama dur, eğer boşanma davası açtıysa hangi gün açtığına bakalım. O zaman hayatta demektir. Sonra da sizi aramasını bekleriz. Şurada hayatta olduğunu bilmiyoruz ki efendim. Dur, eğer boşanma davasını açtıysa hayatta kim açacak? Heh, şimdi avukatından isteyeceklermiş. Dur abicim biraz tamam, bekle, sabret. Tamam, tamam. Hadi inşallah, sağ salim olduğunu öğrenirsin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.